Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki çiftlikte bulunan deve kuşları Nisan-Ekim dönemi yerine bu yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yumurtlamaya başladı. Bu durum öğretim üyelerinin de şaşkınlığına sebep oldu. Ziraat Fakültesi'nde 1997 yılında kurulan çiftlikte deve kuşu üzerine akademik çalışmalar yapılıyor. 12 yetişkin deve kuşunun bulunduğu çiftlikte üretim de yapılıyor. Çiftlikteki 8 dişi deve kuşundan yılda ortalama 400 yumurta alınıyor. Nisan ve Ekim aylarında yumurtlaması gereken kuşlar bu yıl kış mevsiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi sebebiyle mevsimleri karıştırıp yumurtlamaya başladılar. Bu durumda şaşkınlığa neden oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekne Bölüm Başkanı Profesör Doktor İbrahim Aksa, iklim değişikliğinin tüm hayvan türlerini etkilediğini ifade etti. Maalesef iklim değişikliği tüm hayvan türlerini de etkiliyor. Olumsuz yönde etkiliyor tabii ki. Deve kuşları şu an konu olarak bahsetmek gerekirse, deve kuşları Kuzey Yarımküre'de Mart, Nisan gibi havaların ısınması 20 dereceye çıkmasıyla beraber yumurtlamaya başlamakta. Sonra yaz bitiminde, Ekim, Eylül, Ekim gibi de yumurtlama sezonu sona ermekte. Biz dolayısıyla sezon dışında burada gördüğünüz gibi dişi ve erkekleri daha sonraki dönemde döllülük fazla olması anlamıyla ayırıyoruz, ayrı bölmelere tutuyoruz. Fakat bugünlerde havaların çok sıcak geçmesi nedeniyle hava sıcaklığına aldanan hayvanlar yumurtlamaya başladıklarını görüyoruz ki bu istediğimiz bir durum değil. Çünkü kışın yumurtlanan yumurtalarda döllülük oranı düşük olduğu gibi kuluçkada, doğal kuluçka ile zaten mümkün değil. Yapay kuluçkada çıkardığınız civcivlerin de yaşama güçleri kış döneminde çok iyi olmuyor. Çünkü dışarıda hava güzelken güneş ışığı, otlama, dolaşma bunların bacak en fazla problemini, bacak problemlerini engellediği gibi daha sağlıklı gelişmelerini sağlıyor. Yani normal sezonun dışında bizim yumurtlama çok istediğimiz bir durum değil. Normal sezondaki yumurta veriminde yine olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle her şeyin doğal seyrinde geçmesi daha önemli olan ama maalesef kontrol edilemeyen iklim değişikliği bu hayvanları da bu anlamda olumsuz etkiliyor. Bu süreçteki yumurtaları damızlık olarak değerlendirmiyoruz. Gördüğünüz gibi zaten erkek ve dişler ayrı ayrı. Çünkü daha sonra döllülük oranını artırmak için ayrı tutuyoruz. Bunlar muhtemelen yemeklik olarak değerlendirilecek. Öğrencilerimize, gönüllü öğrencilerimize burada zaman zaman çalışmalar yapıyoruz. Omlet partisinde onları tüketeceğiz. Çünkü damızlık değeri yok onların şu an. Mart, Nisan gibi, Nisan ayında başlar. Ekim sonuna kadar havaların durumuna göre bazen daha erken soğursa daha erken, bir ay erken veya havalar iyi giderse Kasım'a kadar da devam eden bir sezon oluyor.